Havana ne olmuş böyle, zelzeleden mi? Zelzeleden. Zelzeleden olmaz mı? Kaymakam Bey'le görüşeceğim. Kaymakam meşgul, az bekleyiverirsen. İşim acele, sen bir zahmet Hüseyin Resmi Bey gelmiş deyiver. Sancaktan geliyorum. Kolay, 2 gündür rapor yazıyor fakir, az bekleyiver. Pekala. Şu gazeteyi bir görsün ki Kaymakam Bey'imiz bakalım ne diyecek. Yine işi çok dersen keyfine. Aman! Ha? Duvar dibinden. Burası pek zelzeleden çökmüşe benzemiyor ama... Neye benziyor? Gel! Sana vurma şu topukların demedim mi be adam? Laf anlamaz mısın sen? Sancaktan Hüseyin Resmi Bey gelmiş, az seni görmek istiyor. Resmi sancak mı dedin? Bunu da size gönderdim. Allah! Yaran mı sızladı bey? Yaram ya! Hem de nasıl yara! Getir! Gönder şu herife! Bakma suratıma öyle! Resmi dedim, çabuk! Buyur bey! Arzu hürmet ederim Kaymakam Bey, bendeniz... Bu ne bu? Sarıpınar yerle yeksan, hükümet uyuyor mu? Demek haber mübalağalı! Gözünüzle gördünüz efendim! Çok şükür sapasağlam ayaktadır Sarıpınar'ımız, hükümet ve onun temsilcisi kaymakam da. Gazetede ayrıca zat halinizin şehadet mertebesine vasıl oldu. Ulan bu nasıl? Ulan kim bunlar? İşte görüyorsunuz efendim. Ağlayın ah ağlayın öksüzlere dullara. Gökten imdat bekleyen şu günahsız kullara. Bir küçük yavru yetim, nerede babacığı? Bir çıplak ana mahzun, nerede kocacığı? Namazsız gömüldüler kapkara topraklara. Sürüklenip gidiyor karışmış yapraklara. Ya nasıl bir oyundur ki bu? Yani Kaymakam Bey, işin şakası kalmamıştır. İstanbul çalkalanıyor. Sarıpınar mağdurlarına ihale için balolar tertipleniyor. Bilmek istersiniz diye söyledim. Şimdi bana müsaade. Felaketlilerin ahvalini kendim tetkik etmek isterim. Lakin siz kimin nesisiniz? Sancak Rüştiyesi'nde Fransızca muallimi ve Millet Sesi gazetesi muhabirlerinden Frank Resmi. Tekrar rahatsız ederim zat halinizi inşallah. Bu da muallim, bu da gazeteci. Tuzağa düşürüldüm. Suikast bu. Aman ya Rabbi. Ya bu adam şimdi kasabayı dolaşıp... Siz! Bendeniz Kaymakam Bey. Mümkünse bir dakikanızı rica edecektim efendim. Buyurun muallim bey söyleyin, mümkünse çabucak, lafı uzatmadan. Efendim, sebebi ziyaretim... Sen git şu şeyin yanında dur, şey yapmasın. Baş üstüne! Affedersiniz. Sebebi ziyareti Meşrutiyet Mektebi'nin hali viranesidir Kaymakam Bey. Mühendis Kasım Bey de gelip görmüştü. Vatan çocuklarının hayatı tehlikededir efendim. Gönderilen zelzele yardımının bir kısmı acaba mektebin tamiratı için tahsis edilemez mi diyordum. Latife ediyor olmalısınız muallim bey. Zelzeleden zarar görenler için gönderilmiş paradan başka yere sarf etmenin devlet mevzuatına uymayacağını bilmeniz gerekir. Ben de bunu arz edecektim Kaymakam Bey. Yardımların dağıtılması için teşkil edilmiş komisyona... Bazı bir takım tesirlerden dolayı parayı yerinde sarf edeceğinden şüphe etmekteyiz. Rica ederim, ne gibi tesir? Softaların tesiri efendim. Ne münasebet çocuğum, şimdi ne münasebet! Ne yüksek bir insansınız Kaymakam Bey! Mütemadiyen sizin kuyunuzu kazanlara karşı bu ne rahim ve şefkat! Söylemek istemezdim fakat söyleyeceğim. Biliyor musunuz ne rivayetler çıkardılar sizin için? Ne diyebilirler ki? Güya o gece Ömer Bey'in evinde türlü rezalet yapılmış. Sadece rezalete iştirak edenler yaralanmış. Yani zelzele sizin yüzünüzden olmuş. Şu cehalete, şu şenaate bakın! Sizin gibi mücessem-i fazilet bir insana dil uzatabilmek için... insan ne olmalı? Ben vicdanımın sesinden başka hiçbir şeye kulak asmayan bir idare adamıyım. Şimdi müsaade buyurursanız... Bütün bu meselelerden dolayı mektebin tamiratı için... Yaktın beni tasburdu suratlı münafık herif! Yaktın beni! Alçak, namussuz! maalesef ikamet ettiğimiz evler zelzeler neticesinde harap olup hayati tehlike arz etmektedir. Vaziyetin tetkiki ve icap eden yardımın yapılabilmesi için emirlerinizi hürmetle arz ederiz. Sağ olasın bey. Sağ olasın Halim Efendi. Tuttuğun altın olsun bey. Tak etti be canımıza ya. Haklılığı şüphe götürmez iddialarınıza mecburlar cevap vermeyi efendiler. Şimdi doğru hükümet konağına. Anlaşıldı değil mi? Gelin şuraya parmak basacaksınız. Anlayamadığım, ismini söylemekten aciz gaziler ve bu çaybaşı ahalisinin bu kadar belagatli istidayı kaleme nasıl aldıklarıdır efendiler. Bunda şaşacak ne var reis bey? Ahmet Masum fitnesinin kalemi değil mi bu? Bence mühim olan istidaların hakikatleri ifade edip etmediğidir beyler. Kim yazarsa yazsın. Lütfen sadede gelelim. 1. Kosova muhacirlerinden Asım Efendi'nin cenazesi ve ailesine yapılacak olan yardım. İnsaf buyurun efendim. Adam zaten 80 yaşından ziyadeymiş. Hem zelzeleden değil, kangrenden öldüğü rivayet. Malum, herif elini yaralamış, doktora başvurmuş. Metalik veren olmamış, yahut yarasına yalap şap bir şey sürülüp baştan savulmuş. Yani herifi hem öldürmüşüz hem de mezar parasını vermiyoruz. Kasım Bey, aslanım, biraz hesapsız konuşuyoruz. O ne demek Kaymakam Bey? Kangrenden ölmüş bir insana zelzele tertibinde nasıl para veririz? Siz de dahil olduğunuz halde hepimizi mesul ederler. Razıyım efendim. Böyle hayırlı bir iş için göbek atarak dar ağacına bile giderim. İşi büyütüyorsunuz mühendis bey. Heh, sizi gerçekten Allah gönderdi. Şimdi meseleyi anlarız. Kosovalı ihtiyar kangrenden mi öldü, zelzeleden mi? Yahu siz delirdiniz mi? Ahali galeyana gelmiş. Adeta sizi burada hapsetmişler. Neler konuşuyorsunuz siz? Neler söylüyorsunuz birader? Ne ahalisi, ne galeyanı? Ne galeyanı olduğunu bilmem. Ben konaktan içeri zor girdim. Kapının önüne bir baksanıza Nuri Didem. Hınca hınç. Arkadaşlar şimdi heyet toplantıda. Arzu hallerinizi bana verin siz. Hayır! Bu ne? Arkadaşlar teker teker... Ne oluyor? Görmek isteriz Kaymakam Bey'imizi. Görmek istiyoruz Kaymakam Bey. Göreceksiniz dedik. Hasun Arzu halimizi versin bize cevap. Cevap. Yahu verir. Açın kapıları, sözümüz vardır Kaymakam Bey'imize. Evet. Durun arkadaşlar yapmayın. Geri çekilin. İsyan bu benim, isyan. Bismillahirrahmanirrahim, ne oldu bunlara? Jandarma çağırın. Çatışmaya meydan vermeyelim efendiler. Dikkatli olun. Arkadaşlar. Ben söylemiştim beyim, Kendimize gelelim arkadaşlar. Bunlar düşman mı? Yardım bekleyen vatan evlatları. Müsaade edin efendim, müsaade edin. Benim de çıkmam lazım. Ne yapacağız? Siz merak buyurmayın. Ey ahali, dinleyin beni. Günlerdir kalbimiz felaketse Sarıpınar'ın acısıyla kan ağlamaktadır. Aferin. Aziz hemşerilerim, çok şükür ki devletimiz zelzele afetinden zarar görenlerin yaralarını sarmak için müşfik yardım elini vaktinde uzatmıştır. Çok iyi. Şu anda toplantı halinde bulunan komisyonumuzun da bu vazifeyi süratle yerine getirmekten başka bir gayreti yoktur. Başka ne denebilir ki? Kanuni esaslar dahilinde bize arz etmiş olduğunuz istidalara icap eden muamele derhal yapılmaktadır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sizlerden istidalarınızı kapıya bırakıp gönül rahatlığı içerisinde evlerinize gitmenizi rica ediyorum. Hepinize geçmiş olsun. Ümit ederim bu felaket bizi millet olarak daha da birbirimize yakınlaştırır. Güle güle gidin sevgili Sarıpınarlılar. Evet arkadaşlar. Bazı felaketler vardır ki, bölünüp parçalanmış gibi görünen milletlerin vicdan ve şuurunda şiddetli bir kırbaç darbesi tesiri yapar ve onları büyük bir heybetle şahlandırır. Aman birader! Bizi de millet olarak şahlandıran ve irticağın başına sıkılmış bir yumruk gibi indirten bir 31 Mart felaketi olmamış mıydı? Yahu Kasım Bey, sırası mı şimdi bunların? Lakin heyhat, bu ulvi şahlanıştan nasibini almamıştan ve köhne zihniyetlerini devam ettirmeye mütemayil bedahlar halen mevcut ve tesirlidirler. Tesirli çünkü biz inkılabımıza lazım geldiği şekilde sahip çıkamamaktayız. Tesirli çünkü bir Balkan yenilgisinden bile ders alamadık. Yahu susturun şunu! Tesirli çünkü çeteci süngüleri altında can veren masumların... emzikli kadınların, aksakallı insanların feryatları kulaklarımızda pek çabuk silindi. Peki sorarım sizlere, bu gaflet daha ne kadar devam edecek? Bir lokma ekmek için, bir çul hırka için, elini açmış bekleyen zavallıya, sırtını çevirmiş bu zihniyete daha ne kadar boyun eğeceğiz? Ey aziz milletim! Yeter, dayanamıyorum! Ey aziz milletim! Heyhat ki hala biçare bir yaralı gibi inlemektesin! Silkin artık! Uyan artık! Uyan ey yareli şiiri jiyan buhabı gafletten! Uyan! Şimdi mahvolduk işte! Durun arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz? Geri çekelim! Kime ait? Hey! Durun bre kafirler! Çünkü tamam! Teslim olun! Susun! Hepinizi içtima kanuna muhalefetten tevkif ediyorum! Ya benim! Kaymakam, kaymakam! Yahu sen ne yaptın birader? İsyan bastırılmıştır kaymakam bey. İsyancıları doğru gönderdim eski kışlaya. An meselesidir asi kışkırtıcı ajanların yakalanması sahi devlette. Eğer aranızdan birisi mutasarrıfa veya valiye veyahut İstanbul gazetelerinden herhangi birine Sarıpınar'da isyan çıktı diye telgraf çekecek olursa sahi devlette kendi ellerimle kurşunu beynine sıkmazsan namussuzum! Selamun aleyküm, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, geçmiş olsun. Sağ ol bey. Çok zayiat. Vardır biraz, siz yardım heyetisiniz galiba. Yardım malzemesini nereye yıkarız? Zincirlen var şuracıkta, şimdilik oraya yıkıverelim.